Merhaba değerli Kuzu Fabrikası takipçileri. Kırşehir Kuzu Fabrikası'ndayız. Muamele ünitesindeyiz. Profesör Doktor Ebru Emsen. Yine... Hocam ben hareketli bir kamerayı temsil ediyorum. Sen... Yine yeşillendi fındık dallarını. Biz yine kırmızılandı kuzu fabrikaları diyoruz. Her yer kırmızı arkadaşlar. Bayrağımızın rengi o anlamda da önemli. Koyunlar da kırmızıyı seviyorlar. Sıcak bir renk. Onlara böyle şehrin bozkırında güzel böyle ateşli bir renk veriyor. Bakın gayet görsel olarak da hoş. Çalışanların da içini açan ferah bir ortam. Nefis bir havadayız. Bu şehirdeyiz. Burada arz endam eden sevgili anaromlarımız var. Bakın onlar da Beykoz'dan geldiler. Yerlerini çok sevdiler. Keyifleri yerinde. Otumuz aynı, yememiz aynı, yetiştiricilik modelimiz aynı. Uygulamalar, muameleler aynı olunca hayvan tabii bu farklılığı bölge coğrafya olarak da çok hissetmiyor. Zaten adaptasyon kabiliyeti koyunlarda zaten yüksektir. Rakım ortalama ülkemizin 1000 rakım ama 3000 rakıma kadar çıkabiliyor. Sahil kenarında da yetişiyor. O yüzden kızlarımız sere serpe yatmışlar. Onlar açısından çok bir şey değişmemiş durumda. Hatta bizim sistemlerimizdeyken Kırşehir Kuzu Fabrikası sistemlerine direkt geçmişleriyle birlikte geçtiler. Sistem üzerinde onların tarihçisi de bu çiftliğe geçti. Kendileri de fiziksel olarak bu çiftliğe geçti. Ancak ne renk olarak ne muamelenin şekli olarak çok farklı bir ortamla karşılaşmadılar. Gördüğünüz üzere arkadaki muamele ünitesinde hayvanlara el değmeden gereken tüm işlemler yapılıyor. Veri olarak da sisteme yansıyor. Biz Kırşehir'deyiz bugün fiziksel olarak. Ancak veri üzerinden zaten bu işletmeyi takip etmekteydik. Kameralarına da bağlanıyoruz. Bir şekilde enselerinde sizin korkunuzu hisseden bir işletme daha. Fiziksel olarak buradasın. Biz geldik. Çok bir şey yapmıyoruz. Aslında işletme sahipleri, biri mimar, biri inşaat mühendisi, işletmeciler zaten kendileri de. Farklı sektörlerden de olsa bu işe soyunmuş durumdalar. Yazılımları zaten kendileri kullanmayı hızlıca öğrenmişler. Yani teknoloji okuryazarlığı olduktan sonra, sistematik düşünmeye yatkınlık olduktan sonra bu işletmelerin operasyonu o kadar da zor değil. Kendileri de hızlı bir şekilde adapte olmuşlardı zaten. Evet, aynen öyle. Biz sabah geldik. Biraz hayvanların yeni ortama alışmasıyla ilgili, muamele ünitesinden akışlarıyla ilgili birkaç sahada öğretide bulunduk. Onlar da şu anda kendilerini yalnızca bıraktık, değil mi hocam? Doğru, bıraktık. Hocam artık neredesin? Kendi başlarına, pardon. Kendi başlarının çaresine baksınlar. Bakamıyorlarsa zaten bu işte olamazlar, değil mi? Aynen, aynen. Mesele şu, bu işi ölçekleyebilmek hızlı bir şekilde, işletme sayısını arttırabilmek, bilginin kolay yayılmasını sağlayabilmek. Yani her bir işletmede bu bilgi akışını biz çok temiz bir şekilde hallediyoruz. Bakın yalnızca kaldılar. Onlar şu anda her bir geçen hayvanı muamelesini yapıyorlar, sistemi kullanıyorlar. Bu bizim için bir başarı demek sonuç olarak. Yani bir gün içerisinde adaptasyonu hem koyun sağlayabiliyorsa hem de işletmecisi sağlayabiliyorsa bu önemli bir şey. Gerçekten çok önemli, evet. Evet. Burada her zamanki gibi 11 bölmesi olan bir kuzu fabrikası standartlarında bir işletmedeyiz. Burada her bir bölmede, her bir bölmenin yanında, hocam şöyle gelelim, gördüğümüz üzere her bir bölmenin yemleme için kullanması gereken ot ve kesif yem miktarı ve hangi saatlerde verileceği yazıyor. Evet. Aslında bizim programlarımızı izleyen kuzu fabrikası yatırımcıları açısından da daha bu sisteme uyum çok daha kolay. Aslında biz bu işi anladık diyerek zaten bizimle temasa geçiyorlar. Tabii, doğru. Onlar anladıktan sonra da hayata geçirmesi çok zor değil. Akıllı telefonları kullanabiliyorsak çiftliği kendi sektörlerimizdeki mesleklerimizde veriye dayalı, performansa bakan, veri üzerinden analiz yapan, eksik giden bir şey var mı, fazla giden var mı, carilerde ödememiz var mı gibi finansal göstergeler üzerinde de kafa yoran bir zihniyet, sistematik et koyunculuğunda gayet kolay uyum sağlayabilen bir zihniyettir. Bunu da birebir görüyoruz. 11 bölmemiz, 8 bölmede hayvanımız var. Her bölmede farklı fizyolojik dönemde koyunlarımız var. Adım adım, barınak barınak, padok padok,
fizyolojik dönemleri ilerledikçe kendileri de fiziksel olarak ilerliyorlar. Her muameleleri için arkada gördüğünüz otoban üzerinden muamele ünitesine geliyorlar. Onların aynı zamanda hem servis yolu hem koyun yolu orası. Ve muameleleri yıl boyunca yapılırken de belli bir takvim ışığında yapılıyor. Biz bu işletmede her gün ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve takip ediyoruz. Bir planlı işler kısmı var yazılımımızda. O planlı işlerde neler gösteriliyorsa onların yapılması gerekiyor. Nerede ve nasıl yapılacak? Muamele ünitesinde yapılacak. Muamele ünitesinde yapılması gereken o iş yapıldığında bize yapıldığı bilgisi geliyor. Yapılmamışsa gecikme bilgisi geliyor ve bir telefon açıyoruz. Evet. İşletme yöneticisine ben diyorum ki bakın ikidir bazı işlerde ufak aksaklıklar var. Üçüncüsünde sizi Ebru hocam arar. Ona göre diyorum. Herkese mutlu günler. Bizle kalın, koyunla kalın.